Bu hocam yine Mısır yazı şeylerinde ampul resimleri vardı. O ampulü canlı yayında ortaya koymuşlar hocam. Tamam, görelim. Ve o Mısır, çizimlerdeki ampulün, Mısır bu çizimlerindeki ampulün işlevsel olduğunu ortaya koymuşlar. Bilim adamları şimdi canlı yayında gösteriyorlar. Aynı çizimlerdeki ampulü görüyoruz burada. Şimdi gösterecek. Bakın bu çizimlerdeki ampul, Mısır. Tam olarak işlevsel. Binlerce yıllık çizimler bunlar hocam. Sizler bilirsiniz inşallah. O adamlar orada ampulü nasıl yaptılar, hayret ya. İnşallah. Elektrik de yapmışlar, evet ampul de yapmışlar. Aslında başka araç gereçleri de yapmışlar. Evet hocam. Firavun devrinde muazzam bir teknoloji varmış. Evet. Ama saraya ait, yani onlara ait, dışarıya pek sızdırmamışlar. Evet. Yani özel kalmış. Sonra da yani halka yansıtmamışlar. Halkın kullanacağı gibi değil de sadece sarayın özel kullanacağı gibi bir teknik kullanmışlar. Evet hocam. Evet. Bu çok şaşırtıcı. Antik Mısır'da elektrik kullanılıyordu. İşte o ampul biraz önce gördüğümüz onun buradaki ampul çizimleri elektrik Ya, ampul evet. yani şimdi bunun ampul olduğu çok net, yani kullanan Evet. şimdi şu anda da bunlar kullanıyor bu yani Evet. kulaklık dirençler, şunlar bunlar falan, kablolar falan net. Ama nasıl elde ettiler? Mesela şu elektrik akımının geldiği o alet de ortada. Oradaki kablo da görülüyor. Kablo geliyor. En Evet. arkasından ampul yatıyor. Zaten ampul kullanıldığını şuradan anlıyoruz. Bu piramitler yapıldığında karanlık dehlizler var. Yüzlerce metre derinlikte. Yani karanlık odalar var. Çok fazla oda var. Yani hacmi de büyük. Bu koridorlar ve odalar çok titiz teknikle mükemmel resmedilmiş. Evet. Yani boydan boya, böyle milim santim taşırılmadan gayet düzgün resimler yapmışlar. Şimdi bu resmi yaparken orada ışığa ihtiyaç var. Herhalde bu adamlar gözü kapalı yapmadı bunları. Evet. Karanlıkta resim yapılmaz. Mum yakması lazım yahut meşale olması lazım. Şimdi mum yaktığında, meşale olduğunda da is olur. Evet. İs hiç yok. Hiç yok, evet. Maşallah. Hiç yok. Yani net elektrik ampul kullanmışlar. Evet. Ama elektriği nasıl elde ettiler? Ben onu anlayamadım. Yani pil mi kullandılar? Yani koskoca, yani böyle büyük lambalar pilinden de yanmaz. Aslında dev jeneratör ihtiyaç var. Evet. Yani büyük jeneratör kullanmak lazım. Çünkü o piramidin içi uçsuz bucaksız. Acayip büyük bir yer yani. Çok çok büyük yer. Evet. Yani bayağı güçlü jeneratör kullanılması gerekiyor. Elektriği kolay elde etmenin bir yolunu bulmuşlar. Yani daha kolay bir metotla, yani bildiğimiz jeneratör kullanması yönteminin daha dışında. Çünkü güç kaynakları küçük, bak görüyorsun resminde de var. Yani bir insan üstüne oturduğunda falan işte makul. Mesela en fazla 2 metre falan, 1,5 metre, 1,5'a 1 falan gibi bir şey, bir alet. Evet. Bu nasıl bir teknikti? Bunu araştırmak lazım tabii. Mesela bu çok garip. Çünkü bayağı güçlü bir aydınlatma yapıyor. Çok büyük ampul kullanmışlar. Evet hocam. Çünkü ampul kullanılırken de ampulün içerisindeki havanın boşaltılması gerekiyor. Evet. Ya onu nasıl elde ettirmesi? O da çok acayip. Çok acayip. Akla tek gelen var, eciniler. İnşallah. Cinlerin dışında bu iş olmaz. Evet. Cinlerde dehşetli ilim var. İnşallah hocam. İnşallah. Hazreti Süleyman devrinden kalma bir ilim. Evet. Cinler devreye girince onlar olur tabii. Çok kolay yapmışlardır. Yani çünkü onlarda teknolojide bir sorun yok cinlerde. Gayet kolay her şeyi İnşallah. yapabiliyorlar.